Bugünkü hikayemiz Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin orta sahilinde bulunan Sniper Point ya da Ölüm Kayalıkları adı verilen karanlık bir tarihe sahip bir yerde geçiyor. Balıkçılık için popüler olan bu turistik yer, insanların imrenilmeyecek bir düzenlilikte okyanusa düştüğü ya da öngörülemeyen dalgalar tarafından sürüklendiği çok sayıda dik, sivri uçlu kayalıklarla karakterize edilir. Son zamanlarda burada 16 turistin öldüğü bilinmektedir. Ancak, uygulamaların da gösterdiği gibi, orada bulunan insanların ölümünden her zaman doğa koşulları sorumlu değildir. 24 Nisan 2016 tarihinde, birkaç ziyaretçi balıkçı burada balık avlıyordu. Saat 10.30 sularında birkaç kişi aynı anda sarp kayalıklardan aşağıya baktı ve dalgaların üzerinde sallanan garip bir cisim gördü. İnsanlar bunun, hain kayalıkların bir başka kurbanının siyah plastiğe sarılmış cesedi olduğunu hemen fark etti. Görgü tanıklarından biri polisle temasa geçerek bu tatsız bulguyu anlattı. Kısa bir süre sonra, yüzüstü yatan cesedi almak üzere kurtarma ekipleriyle birlikte bir helikopter geldi. Ancak uzmanlar ilk yüzeysel incelemede adamın ölümünün bir kaza olmadığını anladılar. Bulunan ceset bir kız çocuğuna aitti. Vücutta 30'dan fazla bıçak yarası vardı, özellikle derin bıçak darbelerinden birkaçı boyundaydı. Ellerde ve bileklerde de savunma yaraları vardı. Ne yazık ki kıyafetler bulunamamış, bu da polis memurlarının cesedi teşhis etme çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırmıştır. Cesedi teşhis etmek ve ardından genç kızı adli tıp uzmanının masasına getiren olaylar zincirini oluşturmak zorunda kaldılar. Kurbanın kimliği tespit edilemedi, vücudunda ayırt edici hiçbir özellik bulunamadı. Adli tabip kızın vahşice bıçaklandığını belirledi. Ellerinde savunma yaraları vardı, bu da hayatı için sonuna kadar savaştığı anlamına geliyor. Kızın kıyafetsiz bulunması nedeniyle uzman, kurbanın tecavüze uğradığından şüphelenmiştir. Ancak suyun tüm kanıtları sürükleyip götürmesi nedeniyle bu varsayımlar doğrulanamadı. Kurbanın kimliğini belirlemek için bir bilgisayar görüntüsü oluşturuldu ve bu görüntü internette kamuoyu için ücretsiz olarak yayınlandı. Ölen kişiye Sniper Point Janedo adı verildi. Kız Asyalı görünümlü, 20 ila 35 yaşlarında, yaklaşık 170 cm boyunda, orta yapılı, koyu kahverengi omuz hizasında saçlara sahipti. Cesedin durumu, suda uzun süre kalmadığını belirlemeyi mümkün kılmıştır. Görgü tanıkları da herhangi bir ipucu vermedi, kimse cesedi suya atan birini görmemişti. Bu nedenle polis, Avustralya'da yakın zamanda kaybolan herkesi kontrol etti, turistlerden yerel halka kadar, sevdiği biriyle ya da arkadaşıyla irtibatını kaybetmiş olabilecek herkesi sorguladı. Avustralya'ya yeni gelmiş olan yabancılar arasında aktif aramalar yapıldı. Kimliği belirsiz merhum ile 4 yıl önce değişim programıyla, Avustralya'ya gelen Çinli bir öğrenci arasındaki benzerliği fark eden insanlar hemen harekete geçti. Olayı polise bildirdiler. Cesedin bulunmasından hemen sonraki cuma günü, olayı soruşturan dedektifler ölen kişinin adının Michelle Lang olduğunu doğruladı. Öğrenci kaybolduğunda 25 yaşındaydı. Bulunduğu yerden oldukça uzakta, Sniper Point'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan kampi, Sydney'de yaşadığı ortaya çıktı. Şaşırtıcı bir tesadüf eseri, kız bir yıl önce aynı noktada bir çıkıntıdan suyun fotoğrafını çekmişti. Sanki bulunacağı noktanın fotoğrafını çekmiş gibiydi. Bir yıl sonra medya haberi aldı ve kızın genç bir adamla buluşmak için o noktaya geldiğini bildirdi. İddiaya göre genç adamla internet üzerinden tanışmıştı ve bu buluşma onun son randevusu oldu. Gazeteciler, adamın kızı kelimenin tam anlamıyla ölüme sürüklediğini iddia etti. Ancak müfettişler bu bilgiyi hızla kontrol etti ve yalanladı. Öğrencinin mesajlaşma programlarındaki yazışmalarını inceledikten sonra, hiçbir erkekle tanışmamış ve bir buluşma konusunda anlaşmamıştı. Peki o zaman bu yere nasıl gelmişti? Polisin çözmesi gereken zor bir vaka vardı ve şüphelileri belirlemek için merhumun kimliğini ve sosyal çevresini incelemeye başladılar.
saldırının acımasızlığı nedeniyle olayda kişisel bir neden olduğuna inanılıyordu. Michelle Lang 91 yılında doğdu ve Çin'de büyüdü. Annesi Meijan ile çok yakın bir ilişkisi vardı. Kızın babası, ölümünden birkaç yıl önce memleketini vuran bir depremde hayatını kaybetmişti. Ailenin ciddi mali sorunları vardı, ancak bu sadece anne ve kızı bir araya getirdi ve ilişkilerini güçlendirdi. Kız, ailenin onsuz uzun süre dayanamayacağını fark etti, bu yüzden sorunları çözmenin bir yolunu aramaya başladı. Bunu yapmak için taşınmayı, gelecek vaat eden bir iş bulmayı ve eğitim almayı düşündü. Michelle Lang 2011 yılında Avustralya'ya, yani Sydney şehrine taşındı. Burada kendisi için daha fazla imkan ve fırsat olacağına inanıyordu. Güçlü, büyük bir şehir, düşündüğü gibi genç, amaçlı bir kız için daha umut verici bir yer bulmak zor. Michelle yeni ülkesine iyice yerleşti ve arkadaşlar edindi. Ekonomi okumak için Sydney'deki Teknoloji Üniversitesi'ne kaydoldu. Michelle aynı zamanda çalışmaya başladı ve ilk maaşından annesine bir miktar para gönderdi. Paraya büyük ihtiyacı olan ailesine destek olmak için her ay para göndermeye devam etti. Avustralya'da, Campsie'de bir apartman kompleksinde yaşıyordu. Annesine teklifi bizzat yapan akrabaları tarafından barındırılıyordu. Michelle 48 yaşındaki teyzesi, ergenlik çağındaki yeğeni ve 28 yaşındaki amcası Derek Chambaret ile birlikte yaşıyordu. Anca Michelle'den sadece 3 yaş büyüktü. Chambaret 2012'den beri teyzesiyle evliydi ve teyzesinin ergenlik çağındaki oğlu da önceki evliliğinden olmuştu. Michelle'in annesi, kızının bakıldığı kiralık bir daire yerine kayınvalidesinin yanına taşınma fırsatına sahip olmasından memnundu. Annesi bu şekilde çok daha rahattı. Teyzesi ve amcası birlikte rahatça yaşayabileceği düzgün insanlardı. Daha güvenli bir yer bulunamayacağını düşünüyordu. Ayrıca kızı, onu zor durumda bırakmayacak akrabalarına yakındı. Ayrıca Michelle kiradan tasarruf edebilir ve bu fazlalıkları annesine destek olmak için kullanabilirdi. Dedektifler sosyal ağlardaki sayfaların yardımıyla merhumun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlamaya çalıştılar. Ayrıca katili işaret edebilecek herhangi bir ipucu da arıyorlardı. Bunu yapmak için yazışmaları, yorumları, yaptığı son aramaları ve tüm eylemlerini analiz ettiler. Michelle hayatından memnun görünüyordu ve en basit şeylerden bile zevk alıyordu. Neşeli tonları, felsefi düşünceleri olan birçok yayını vardı. Michelle arkadaşlarıyla ve güzel doğa manzaralarıyla selfie çekmeyi seviyordu. Yemek yapmayı çok severdi, yayınlarının çoğu daha önce yaptığı ya da boş zamanlarında yapacağı çeşitli yemeklere ayrılmıştı. Boş zamanlarında sık sık arkadaşlarıyla kafe ve restoranlara gider ve çeşitli lezzetler denerdi. Michelle ayrıca hayvanlara, doğaya ve sahillere de hayrandı. Kızın sayfalarını inceleyen dedektifler, şüphelileri işaret edebilecek şüpheli bir şey bulamadılar. Müfettişler daha sonra kızın arkadaşlarıyla konuştular. Kızın en son 21 Nisan 2016 tarihinde arkadaşlarıyla iletişime geçtiği ortaya çıktı. O gün, alışveriş için markete gittiğini bildirmiştir. Öğle saatlerinde arabasıyla yerel bir alışveriş merkezine doğru yola çıkmış. Müfettişler oraya gitmiş ve kızın dükkanlar arasında yürürken çekilmiş kamera görüntülerini elde etmişlerdir. Kız kendine farklı reyonlardan birkaç ürün satın aldı. Michelle'in hareketleri kameralardan ve banka kartı bilgilerinden Campsie'ye giden trene binip eve gidene kadar takip edildi. Bu olay öğleden sonra gerçekleşti. Ancak daha sonra eve dönüş yolculuğunda herhangi bir CCTV kamerası bulunmadığından sonraki adımlarını tespit etmek mümkün olmamıştır. Muhtemelen otobüs durağında inmiş ve eve yürüyerek gitmiştir. Michelle kısa bir süre sosyal medya sayfasına girdikten sonra iletişim kurmayı bırakmış. Bu noktada başına bir şey gelmiş olabilir. Perşembe günü oldu ve pazar günü cesedi ünlü kayalıklarda bulundu.
Polis, öğrencinin kaldığı amca ve teyzesiyle irtibata geçmiştir. Kadın, kızın o gün alışveriş merkezine yaptığı geziden eve dönmediğini bildirdi. Onu görmemişler ama hemen alarmı da çalmamışlar. Teyzesi başka bir şehirde iş gezisindeydi ve Michelle'in kaybolduğundan haberi bile yoktu. Pazar günü eve döndüğünde kocası onu tren istasyonunda karşılamış ve yeğenini perşembe akşamından beri görmediğini söylemiş. Kocasına göre akşam yemeği yiyip yatmışlar ve sabah uyandığında Michelle artık evde değilmiş. Adam Michelle'in sabah erkenden dışarı çıktığını ve arkadaşlarıyla eğlendiğini, geceyi onların evinde geçirdiğini düşünmüştür ki bu o yaştaki kızlar için oldukça yaygın bir durumdur. Ancak kızın hafta sonu da eve gelmemesi şüphe uyandırmaya başladı. Adam kıza mesaj atmış ama kız cevap vermemiş. Annesi, her gün birbirlerini aramalarına rağmen Michelle'e ulaşamıyordu. Bu yüzden kızının kaldığı akrabalarına başvurdu çünkü durum kontrolden çıkmaya başlamıştı. Onlar da kızla iletişime geçememişler. Michelle'in bir erkek arkadaşı yoktu, bu yüzden uzun süre kalacak bir yeri yoktu. Teyzesi eve gelip Michelle'in odasını kontrol etti ve tüm eşyalarının yerli yerinde olduğunu gördü. Yanına hiçbir şey almamıştı. Kadın ayrıca odanın tamamen temiz olduğunu fark etmiş, sanki Michelle gitmeden önce genel bir temizlik yapmış gibi, bu da garipti. Her şey şüpheli görünüyordu, bu yüzden amca ve teyze polise gitti. Bu olay kızın arkadaşlarının ihbarıyla aynı zamanda gerçekleşmiş. Michelle'in çok sayıda tanıdığı ve arkadaşı olduğu için bilgiyi internette yaydılar. Büyük bir kitleye ulaşmayı başardılar, böylece kızın kayboluşu gerçekten de kamuoyunun bilgisi haline geldi. Bilinen sosyal ağlara ek olarak Weibo web sitesi üzerinden de bir çağrı yapıldı. Bu sayede ölüm kayalıklarından çıkarılan kimliği belirsiz cesedin kayıp öğrenci olduğu anlaşıldı. Dedektifler, Michelle hakkındaki tüm bilgileri inceledikten sonra onun belirgin bir düşmanı olmadığı sonucuna vardılar. Ayrıca, kendini savunabilecek kadar zeki ve anlayışlı bir kızdı. Neşeli ve güler yüzlüydü, bu nedenle bölgede faaliyet gösteren bir manyak tarafından işlenmiş rastgele bir cinayet de olabilirdi. Ama bölgede böyle başka bir vaka yoktu. Suçlu hala serbestçe dolaşıyordu ve bu durum güvenliklerinden endişe eden halkın hoşnutsuzluğunu giderek artırıyordu. Polis çıkmaza girmiş gibi görünüyordu. Her ihtimale karşı polis, bir saldırganın Asyalı bir kadını öldürmesine neden olabilecek ırkçı nefret seçeneğini değerlendiriyordu. İlgili geçmişlere sahip tüm öğrenciler olası tehlike konusunda uyarılmıştı. Fail serbestçe dolaşırken hiçbiri kendini rahat hissedemedi. Halk kendini güvende hissetmek için polisin cinayeti çözmesini ve şüpheliyi tutuklamasını talep etti. Öldürülen kadının annesi Avustralya'ya uçtu ve kızının ölümüne kadar yaşadığı yerdeki akrabalarıyla bir araya geldi. Burada basına kızının cinayeti hakkında konuştu. Kadın, tehlikeli suçluyu bulmak için her türlü çabayı göstereceğine söz verdi. Anne kararlıydı ve polise baskı yaptı. Ayrıca olanlardan dolayı maktulün büyükannesinin felç geçirdiğini ve kurtulamadığını söyledi. Yani fail aynı anda iki kişinin canını almıştı. Müfettişler öncelikle Michelle'in yakın çevresini kontrol etmeye başladılar. Teyzesinin güvenilir bir mazereti vardı, çünkü kaybolduğu gün Sydney'in güneyindeki küçük bir banliyöye gitmişti. Aynı anda birkaç tanık, bilet ve CCTV kameraları tarafından teyit edilen bir iş ziyaretiydi. Trajedi kadının üzerinde ağır bir yük oluşturuyordu, her şey için kendini suçluyordu, evde olmalıydım, onu güvende tutmalıydım. Teyzeye göre, o gün başka bir şehre gitmemiş olsaydı, yardım edebilirdi. Yeğeni hala hayatta olacaktı. Michelle'in kuzeni, teyzenin oğlu da aileyle birlikte yaşıyordu. O talihsiz gün için bir mazereti vardı, ders çalışıyor, arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor, sıradan bir hayat sürüyordu. Ancak amcasının aksine, çocuk perşembe günü Michelle'yi görmediğini iddia etti.
Derek amca bütün gün bilgisayarında çalıştığını iddia etti. Bilgi işlem uzmanı olan adam, pazartesi gününden önce projelerini tamamlamak için zamanında evde olduğunu ve sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi. Kuzen, amcanın gerçekten de evde bilgisayar başında olduğunu doğruladı, ancak teknik olarak sadece 3 saat çalıştığını teyit edebildi. Genç daha sonra şok edici bir itirafta bulundu, erkek kardeş ve amcanın mazeretleri güvenilir değildi. Polisin onlara soracağı pek çok soru vardı. İlk sorgudan sonra Derek ifadesini değiştirdi. Her zaman evde olmadığını, karısı iş gezisindeyken bir kızla buluşmak için dışarı çıktığını söyledi. Bu bilgi dedektiflerin ilgisini çekti. Dedektifler bunu neden hemen anlatmadığını sorduklarında, adam madde bağımlılığından bahsetti. İddiaya göre bu yüzden hafıza kaybı yaşıyor ve yaşanan olayları hatırlamıyor. Madde bağımlılığı ve bir yandan da yaşadığı maceralarla ilgili bu sözlerden sonra, düzgün bir aile babası imajı pek de öyle görünmüyordu. Dahası, Derek bu bilgileri doğrulamak için çıktığı kızın bağlantılarını veremedi. Bu nedenle kimse hikayeye inanmadı. Daha sonra ifadesini tekrar değiştirdi ve karısının öğrenmesi halinde onu kaybetmekten korktuğu için, kızla buluşmasını anlatmaktan çekindiğini söyledi. Dedektifler bu hikayeyi saçma buldular. Ayrıca amca ve kardeşin ifadelerinde de tutarsızlıklar olduğunu fark ettiler ve Derek'le ilgilenmeye başlayarak kimliğini daha detaylı bir şekilde ortaya çıkarmaya karar verdiler. Bunu yapmak için müfettişler adamın cep telefonuna eriştiler. Michelle'in kaybolduğu dönemde tam olarak nerede olduğunu tespit etmek için coğrafi konumu kontrol ettiler. Kızın cesedinin bulunmasından sadece yarım saat önce adamın cep telefonunun Sniper Point'ten 10 kilometre uzakta sinyal verdiği ortaya çıktı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen müfettişler, Derek'in Sniper Point yakınlarındaki bir benzin istasyonunu ziyaret ettiğini ve buradan benzin ve içecek aldığını tespit etti. Ödemeyi kendi banka kartıyla yapmıştı. Kamera görüntülerinden kimliği kesin olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiyi aldıktan sonra dedektifler Derek'e ceset bulunmadan önce o bölgede ne yaptığını sordular. Adam ailesini ziyaret ettiğini söyleyerek kendini mazur gösterdi. Anlaşıldığı üzere, Derek çocukken o bölgede yaşamış, orada doğup büyümüştü, dolayısıyla bölgeyi çok iyi biliyordu. Michelle'le bir yıl önce fotoğrafını çektiği bu yeri gösteren de oydu. Ama bu bir tesadüf olabilir miydi? Bu pek olası değildi. Elbette her şey tesadüf olarak geçiştirilebilirdi, ama müfettişler şüphelerini uyandıran Derek'i kontrol etmeye karar verdiler. Polis yine onun cep telefonunu kullandı, ama daha derinlemesine bir analiz için. Şüpheliyi kurbanla ilişkilendirebilecek herhangi bir ipucu aradılar. Bu kez kolluk kuvvetleri, özel bir uygulama yardımıyla kurtarmayı başardıkları çok sayıda silinmiş fotoğraf ve video buldu. Bunların birçoğunda Michelle soyunmuştu ve açıkça filme alındığını bilmiyordu. Örneğin uyurken ya da duş alırken. Bir adamın uyuyan Michelle'le bakarak kendini tatmin ettiği ve tüm bunları filme aldığı videolar vardı. Buna ek olarak, kızın ağzı bantlanmış bir şekilde yatakta bağlı yattığını gösteren daha rahatsız edici görüntüler de keşfedildi. Bu çekimlerde kızın gözlerinden dehşet, korku ve acı okunuyordu. Tüm bunların kendi iradesiyle olmadığı açıktı. Michelle'in amcası Derek Barrett aleyhindeki kanıtlar çok fazlaydı. 30 Nisan'da kızın cinayeti şüphesiyle tutuklandı. Derek başından beri olaya karıştığını inkar etse de mahkemedeki savunmaları inandırıcı gelmedi. Şüphelinin savunma avukatı kefaletle serbest bırakılmasını talep etti, ancak argümanları mahkemeyi etkilemeyi başaramadı. Derek ısrarla neden şüpheli olduğunu anlamadığını ve gözaltına alınmasına gerçekten şaşırdığını söyledi. Derek'in tutuklanmasının ardından teyzesi boşanma davası açtı. Olanlar karşısında şok olmuştu ve evde olup bitenleri nasıl görmezden gelebildiğini anlayamıyordu. Oğlu gibi o da Derek'le iletişimini kesti.
soruşturma sonucunda Michelle'in yatağa bağlanmış ve ağzı bantlanmış halde çekilen fotoğraflarının kaybolmadan kısa bir süre önce çekildiği anlaşıldı. Olanları kimseye anlatacak zamanı yoktu. Derek'in telefonunda Michelle'i taciz ettiği başka fotoğraf ve videolar da bulundu. Görünüşe göre, onun ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmemiş ve eylemleri hakkında sessiz kalmıştır. Soruşturmaya göre, 21 Nisan 2016 tarihinde, Michelle eve geldikten sonra, Derek onun yatak odasına girmiştir. Onu soyunmaya zorlamış, bağlamış ve ağzını kapatmıştır. Bu sırada fotoğraflarını çekmiştir. Daha sonra Michelle'in kuzeni eve geldi. O gün üvey babasını neredeyse hiç görmediğini, sadece duştaki suyun sesini duyduğunu söyledi. Endişelenmiş ve Derek'e her şeyin yolunda olup olmadığını sormuş, ancak olumlu yanıt alınca rahatlamış. Çocuk yaklaşık 3 saat boyunca dairede kaldı. Bu süre zarfında Derek sadece bir kez şampuanın kendisine verilmesini istemek için odadan çıktı. Kardeşinin odaya girmesine izin vermedi. Michelle'in kuzeni bir şeylerin ters gittiğini hissetti ama üvey babasıyla tartışmadı. O anda, kız kardeşini kurtarmaya ne kadar yakın olduğunun farkında değildi. Çocuk Michelle'i evde görmemişti ve henüz gelmediğini varsayıyordu. Evde neler olup bittiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Büyük olasılıkla Michelle üst katta bağlıydı. Arkadaşlarıyla gezmek için kuzeninden ayrıldıktan sonra öldürüldü. Derek hafıza kaybı yaşadığını söylediği için şiddet ve cinayet koşullarını netleştirmek mümkün olmadı. Cinayetten sonra Michelle'in cesedi Derek'in arabasının bagajına yüklenmiştir. 23 Nisan'da bir komşunun evinin CCTV kameraları Derek'in evden 4 kez çöp çıkardığını kaydetmiştir. Muhtemelen kan izlerini temizliyordu. Derek daha sonra Michelle'in cesedini balıkçılar tarafından bulunduğu yere götürmüştür. CCTV kameraları 24 Nisan günü sabah 7 sularında Derek'in arabasını Montmore Gölü Ulusal Parkı'na sürdüğünü doğruladı. Birkaç saat sonra balıkçılar Michelle'in cesedini kayalıkların yakınında buldular. Derek aleyhindeki kanıtlar çok güçlüydü. Sorumluluktan kaçmanın tek yolu delilik savunmasıydı. Avukat, Derek'in hafıza kaybına atıfta bulunarak bir psikiyatrik muayene yapılması konusunda ısrar etti. Ancak muayene, Derek'in hiçbir sapması olmadığını ve neler olduğunun tamamen farkında olduğunu gösterdi. Avukatının tavsiyesi üzerine Derek, cezayı hafifletmek için suçu itiraf etmeye karar verdi. Duruşma sırasında Derek Barrett cinayeti ve şiddet içeren uygunsuz saldırı, kızın rızası olmadan müstehcen materyalleri videoya kaydetme, adam kaçırma, bir cesedi ve delilleri gizleme ve iffetsiz eylemlere ve tecavüze zorlama gibi diğer suçlamaları itiraf etti. Duruşma sırasında sanık ağladı ve başta mağdurun annesi olmak üzere orada bulunan herkesten özür diledi. Suçlu, bağımlı olduğu maddelerin hafıza kayıplarına neden olduğu teorisine bağlı kalmıştır. Zanlı, hayatındaki bu anın hala iyi uyumasına izin vermediğini, gözyaşları içinde uyandığı kabuslar gördüğünü belirtti. Hatta olanlardan pişmanlık duyduğunu iddia etmiştir. Kendisine göre o gün maddenin etkisi altındaydı, ne yaptığının farkında değildi ve olan biten hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Hatta hapishanede kurbanın annesine bir özür mektubu yazarak yaptıklarından dolayı af dilemiş ve pişman olduğunu binlerce kez vurgulamıştır. Yargılama sonunda Derek Barrett, olayın inanılmaz vahşeti ve cinsel saldırı göz önüne alındığında, birinci derece cinayetten ve diğer maddelerden suçlu bulundu. Kendisi 46 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yasalara göre, cezasının 34 yılını çektikten sonra şartlı tahliye edilebilecek. Ancak hikaye burada bitmiyor. 2019 yılında yaşanan tesadüfi bir olay, 25 yaşındaki Asyalı bir öğrencinin çektiği acıların tüm boyutlarıyla ortaya çıkmasını sağladı. Bu kız, teyzesi Michelle Lang'ın demans hastası yaşlı annesini düzenli olarak ziyaret etmek üzere Strathfield'e gittiği sırada hayatını kaybetti. Ziyaret sırasında elinde küçük bir nesne tutuyordu ve bunun bir USB bellek olduğu ortaya çıktı.
Ona bunun ne olduğunu ve içinde hangi bilgilerin kayıtlı olduğunu sorduğunda, bir oyuncak olduğunu düşündüğü için soruya cevap veremedi. Michelle teyze eve döndüğünde USB belleği alarak meraktan bilgisayarına taktı. İçindekiler onu o kadar dehşete düşürdü ki doğrudan polise gitmek zorunda kaldı. USB bellekte toplam uzunluğu 1 saati aşan 13 fotoğraf ve 9 video vardı. Bu da masum kızın maruz kaldığı istismarın korkunç boyutunu gözler önüne seriyordu. Derek, Michelle'in odasına girmiş ve ona birkaç kez vahşice tecavüz etmiştir. Bu sırada kızın durması için yalvardığı duyuldu ama bu sadece caniye güç verdi. Yaptığı vahşetin verdiği zevk, failin bahsettiği maddelerin verdiği sarhoşluktan farklı değildi. Derek Barrett, hepsi cinsel suçlarla ilgili 9 yeni suçlama aldı. Mahkeme cezayı 20 yıl arttırarak 66 yıla çıkarmak zorunda kaldı. Mağdurun ailesi mahkemeden failin şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ancak yargıç, yasal çelişkiler nedeniyle bu talebi reddetti. Mayıs, annesine yardım etmek için ülkesini terk etmek zorunda kalan Michelle'in annesi, teyzesinin kuzu postuna bürünmüş bir kurt olduğu ortaya çıkan madde bağımlısı kocasının zorbalığına maruz kalır. Birlikte geçirdikleri 4 yıl boyunca bu tacize katlanmaya devam eder. Polis memurları her zaman suçları çözmeye hevesli değildir. Çoğu zaman ebeveynlerin paniği tehlikeyi abartmalarına neden olur. Bu durum özellikle aceleci davranmaya eğilimli gençler için geçerlidir. Ancak ertelemenin daha büyük zorluklara neden olduğu örnekler de vardır. Bugünkü hikayemizde de böyle oldu. Anna Hill, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğmuş 18 yaşında bir kızdı. 8 Mayıs 1981'de doğdu. Justin adında bir erkek kardeşi vardı. Liseden 18 yaşında mezun olduğunda yetişkin hayatına başlamak üzereydi. İş aramakla işe başladı ve yarı zamanlı bir sekreterlik pozisyonu buldu. Yaz bittikten sonra üniversiteye gidecekti. İşi sayesinde para biriktirebilmiş ve bir araba alabilmişti. Anna gerçek bir güzeldi ve lisede oldukça popüler bir kızdı. Hatta mezunlar arasında düzenlenen kış okulu dansında taç giymişti. Devlet okulundan mezun olduktan sonra da sıcak ilişkilerini sürdürdüğü pek çok arkadaşı vardı. Anna Hill'in Brett Oborne adında 19 yaşında bir erkek arkadaşı vardı. Hatta bir süre birlikte yaşadılar, ancak erkek arkadaşıyla ilişkisindeki sorunlar kızı çok üzdü. Bu yüzden ailesinin yanına geri taşındı. Daha sonra arkadaşı Hannah'ın ailesine Brett'in sık sık meydan okuyan davranışlar sergilendiğini söyledi. Sürekli tartışıyorlarmış ve bu tartışmalar genellikle Brett'in hakaretleriyle sonuçlanıyormuş. Bu işe yaramazsa, kendi bakış açısını savunmak için fiziksel güç kullanırdı. İlişkilerindeki sorunlara ve taşınmak zorunda kalmalarına rağmen ilişkileri devam etti. Arkadaşları Hannah'ya kendisine uygun olmayan bir adamdan ayrılmasını tavsiye etti. Ama bildiğimiz gibi, zıt kutuplar birbirini çeker. Brett klasik bir kötü çocuktu, başka kızlarla çıkıyor, pipo içiyordu. Liseden mezun bile olamamıştı, okuldan atılmıştı. Azimli Hannah'ın aksine Brett'in hayatta hiçbir beklentisi yoktu. Bolo kraliçesi de bunu fark etmiş ve ondan ayrılmayı düşünmüştü. 19 Mayıs 1999'da Hannah her zamanki gibi öğleden sonra işten eve geldi. Akşam yemeğini yedi, banyo yaptı, ev yapımı pijamalarını giydi ve televizyonda bir film izledi. Kız hiçbir yere gitmiyordu. Hannah çoktan yatmaya hazırlanıyordu. Saat akşam 9 civarıydı. Daha sonra kızın ev telefonu arkadaşı Jennifer tarafından arandı. Hannah'ın nasıl olduğunu öğrenmek istiyordu. Sohbet ettiler ve sonra Hannah aniden planlarını değiştirdi. Kıyafetlerini değiştirdi ve saat 22.00 sularında evden ayrıldı.
genç mezun annesine iş için gittiğini, daha sonra başlayacaklarını söyledi. Endişeli görünüyordu ve hızla evden çıktı, bu yüzden ebeveynlerinin onu anlayacak ve onunla herhangi bir şeyi açıklığa kavuşturacak zamanı yoktu. Arkadaşının telefon konuşmasının onu alarma geçirdiğini düşündüler. Ancak kızları zaten bir yetişkin olduğu ve geceyi genellikle erkek arkadaşının ya da kız arkadaşının evinde geçirdiği için endişelenmemişler. O anda, bunun kızlarını son kez canlı olarak görecekleri an olduğunu düşünmediler. Ancak, ebeveynler sabah uyandıklarında kızlarının belirlenen saatte eve hiç gelmediğini fark ettiler. Ancak bu da olağan dışı bir durum değildi, çünkü Hannah uyuyakalmış ya da bir arkadaşının evinde kalmış olabilirdi. Henüz paniğe kapılmak için bir neden yoktu, ta ki daha sonra kızın işvereni arayıp işe gelmediğini bildirene kadar. Bu durum zaten endişe yaratmıştı çünkü işine değer veren bir kız için bu tür davranışlar alışılmadıktı. Ebeveynler kızlarına mesaj atmaya başladılar ama kız cevap vermedi. Akşama kadar beklediler ama yine de kızlarının nerede olduğunu öğrenemediler. Kızları iyi miydi? Tüm kız arkadaşlarını ve erkek arkadaşını suçladıktan sonra, ebeveynler Hannah'ı kimsenin görmediğini öğrendi. Bu nedenle 20 Mayıs akşamı polise giderek kızlarının kaybolduğunu bildirdiler. Anne ve baba, kızın eşkaline ek olarak, aile evinin otoparkında bulunmayan arabası hakkında da bilgi verdiler. Muhtemelen o araçla ayrılmıştır. Ancak polis, kayıp kızın kendi başına yürüyüp geri döneceğine inanarak soruşturmaya devam etmedi. Rapor rafa kaldırılmıştır. Bu tür durumlarda kolluk kuvvetleri çoğu zaman ebeveynlerin bu tür beyanlarını dikkate almazlar, çünkü tarif edilen davranış birçok gencin karakteristik özelliğidir. Gençler yürüyüşe çıkabilir ya da bir tartışma nedeniyle evden kaçabilir ve sonra geri dönebilirler. Ancak bu kez, Hannah'ın annesi ve babası bir şeylerin ters gittiğini ve ciddi olduğunu hissetti. Sanki Hannah hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş ve kimseyle irtibata geçmemiş gibiydi. Polisin onu araştırma ve arama çabalarından vazgeçmeyeceğini anlayan ebeveynler kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Öncelikle kayıp kızın erkek arkadaşıyla tekrar temasa geçtiler, ancak o da herkes gibi kız arkadaşının nerede olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Ayrıca onunla iletişime geçmeye çalıştığını, ancak Hannah'ın mesajlarına yanıt vermediğini söyledi. Bundan sonra ebeveynler kayıp kadının ortak arkadaşlarını ve tanıdıkları herkesi aramaya başladı. Bunların arasında o sırada 20 yaşında olan Dennis de vardı. Ancak adam da aynı şeyi söyledi, defalarca denemesine rağmen kayıp kadınla iletişime geçemediğini. Bu doğaçlama aramalarda 2 gün geçti ve bu süre zarfında yeni bir şey öğrenmek mümkün olmadı. Ancak aynı zamanda, kızın terk edilmiş arabasını yol kenarında bulan görgü tanıkları tarafından polise bilgi verildiği ortaya çıktı. Araba Hannah'ın evinden sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Görgü tanıkları, arabanın 2 günden fazla bir süredir kullanılmadığı için şüpheli göründüğünü bildirdi. Ancak, belirtildiği üzere, kolluk kuvvetleri kayıp kadının ailesinin ihbarını dikkate almamıştır. Bu nedenle diğer polis memurları bu arabanın sahibinin kayıp olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle, kayıp kadının kullandığı 96 model Geo Prism marka araç ile tanıkların verdiği bilgiler arasında bir bağlantı bile kuramamışlardır. Sonunda devriyelerden biri park cezası yazmak için olay yerine gönderildi ve başka bir şey yapmadı. Ertesi gün Hannah'ın erkek arkadaşı tutanağın bulunduğu polis merkezine gitti. Dedektiflerin bir soruşturma bile başlatmamasına ve kız arkadaşını aramamasına çok sinirlenmişti. Erkek arkadaşı proaktif bir şekilde harekete geçmelerini talep etti. Polis memurları onunla şahsen konuştuktan sonra, Hannah'ın kaybolmasıyla ilgili ebeveynlerin ifadesini aldılar ve onu aramaya başlamanın zamanının geldiğine karar verdiler. Ayrıca Geo Prism'in kaputunun kötü bir şekilde çizilmiş olduğunu fark ettiler.
kendisine bu izler sorulan erkek arkadaşı, kaybolmadan kısa bir süre önce Hannah ile sadakatsizliği yüzünden tartıştıklarını söyledi. O sırada Hannah ona saldırmış. Olay çok ciddi görünmüyordu ama kolluk kuvvetlerine şüpheli gelmişti. Ancak, kaybolmayla ilgili herhangi bir kanıt ya da bağlantı ortaya çıkmadı. Kızın erkek arkadaşı Sakince karakoldan ayrıldı. Ancak, ziyareti gerçekten yardımcı oldu. Soruşturmayı ilerletmeyi başardı. Hannah'ın kayboluşuyla ilgili bilgiler medyada yer aldı. Polis, kayıp kadının nerede olduğuna dair bazı ipuçları sağlayabilecek tanıklar bulabileceklerini umuyordu. Sonunda birkaç kişi Hannah'ın arabasını gördüklerini söyleyerek polis merkeziyle temasa geçti. Kısa bir süre önce bir devriyenin ceza yazmak için gönderildiği araç hala aynıydı. 26 Mayıs'a gelindiğinde, araç bir haftadır yol kenarında duruyordu, ancak hiç kimse gelmemiş ya da aracı alması için haber bile verilmemişti. Nihayet aynı gün, aracı kontrol etmeleri için birkaç memur görevlendirildi. Terk edilmiş araca sabah 7:30'da ulaştılar. Araçta herhangi bir zorla girme ya da hırsızlık belirtisi görülmemiştir. Daha sonra memurlar otomobili incelemeye çalıştılar. Bagaj kapağını kaldırdıklarında içeride korkunç bir şey buldular, Hannah Hill'in cesedi vardı. Bu olay o günün ilerleyen saatlerinde haberlere yansıdı. Ceset kötü durumdaydı, sıcakta bir hafta boyunca arabanın bagajında kalmıştı. Hannah'ın belden aşağısı çıplaktı, sütyeni boynuna kadar çekilmiş ve bluzu yukarı sıyrılmıştı. Dizleri bükülmüş ve birbirinden ayrılmıştı. Polis memurları derhal suçun arkasında cinsel bir neden olduğundan şüphelendi. Kızın üzeri çürükler, çizikler ve kesiklerle kaplıydı. Fena halde travma geçirmişti, bu da aktif bir mücadele olduğunu gösteriyordu. Hannah'ın çağrı cihazı ve araba anahtarları cesedin yanında bulundu. Birçok mahalle sakini, kolluk kuvvetlerinin kızın kaybolduğuna dair ailesinin ihbarını profesyonel olmayan bir şekilde ele almasından son derece mutsuzdu. Kız ve arabası hakkındaki bilgileri arananlar listesine göndermediler. Sonuç olarak, Hannah bir hafta boyunca bagajda yattı. Ceza yazmaya gelen devriye polisi bile arabayı kontrol etmek için hiçbir şey yapmadı ve sahibiyle iletişime geçmek için hiçbir girişimde bulunmadı. Bu şekilde cesedin gerçekte olduğundan çok daha erken bulunmasına katkıda bulunabilirdi. Kontrol sadece 10 dakika sürmesine ve daha sonra gelen memurlar için yeterli zaman olmasına rağmen, devriye görevlisi tüm bunları görmezden gelmiş ve şüpheli aracı incelememiştir. Hatta birçok kişi, ilk memur geldiğinde kayıp kişinin hayatta olabileceğini ve kurtarılabileceğini düşünmüştür. Ama öyle olmasa bile, soruşturma çoktan başlamış olurdu. Ve bir hafta içinde, önemli ipuçları çoktan gözden kaçmış olabilirdi, nitekim öyle de oldu. Ancak dedektifler, ölüm nedenini bulmak için bilgi toplamaları gerektiğinden, sonuçlara varmakta acele etmediler. Kızın arabanın dışında mı öldüğü ve daha sonra yaşam belirtisi olmadan bagajda mı saklandığı, yoksa hemen içinde mi kaybolduğu ve belki de arabada ölüme terk edildiği net değildi. Ne yazık ki, arabanın yakınında hiçbir tanık ya da CCTV kamerası bulunamadığından, cesedi arabada kimin bıraktığını tespit etmek mümkün olmamıştır. Adli tıp uzmanları ceset üzerinde otopsi yapmış ve genç güzelin ölüm nedeninin elle boğulma olduğunu tespit etmiştir. Dudaklarında beyaz renkte bir madde bulundu. Ellerinden birinde ısırık izi bulundu. Tüm vücudu çürükler ve sıyrıklarla kaplıydı. Ayrıca, ölümünden kısa bir süre önce bir erkekle yakınlaştığı tespit edilmiştir. Adli tıp uzmanları, cesedin duruşu ve yırtık kıyafetlerin yanı sıra bulunan yaraların niteliğinden de anlaşılacağı üzere bunun bir tecavüz olabileceğinden şüphelenmiştir. Kız tecavüze uğramış, direnmiş ve boğulduktan sonra sanki fail ona saygısızlık etmiş gibi botun içine atılmış gibi görünüyordu. Toksikolojik inceleme, evden tamamen ayık bir şekilde çıkmış olmasına rağmen, vücudunda az miktarda alkol bulunduğunu göstermiştir.
yani bir yerlerde biraz alkol almış. Dedektifler cinayet kurbanının erkek arkadaşını ilk şüpheli olarak değerlendirdi, çünkü bu tür vakalarda genellikle partnerler söz konusu olur. Ayrıca karakola geldiğinde vücudunda şüpheli çizikler olduğunu biliyorlardı. Hannah'ın ailesi de onun kayboluşuna karıştığından şüpheleniyordu. Adamı hiç sevmezlerdi. Polis memurları, öldürülen kadının evinde arama yaparken, Hannah'ın erkek arkadaşı hakkında yazdığı günlüğünü buldular. Kısa süre içinde kızın Brady'nin kendisine ahlaki ve hatta bazen fiziksel şiddet uygulamasına izin verdiğini öğrendiler. Bu gerçekler sadece günlüğü değil, aynı zamanda birkaç görgü tanığını da doğruladı. Bu nedenle, dedektifler Brady'e döndüler ve onu sorgulamak için çağırdılar. Adamın o gece başka yerde olduğunu kanıtlayan bir mazereti olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla televizyon izleyip içki içtikleri bir partideymiş. Üstüne üstlük yalan testinden de başarıyla geçmiş. Mazereti güvenilmez olsa da, müfettişler ona inandı. Üzgün görünüyordu, kız arkadaşı için gerçekten endişeleniyordu. Vücut dili doğruyu söylediğini gösteriyordu. Müfettişler Hannah'ın o geceki telefon kayıtlarına ulaştılar ve ev telefonundan 4 arama yaptığını öğrendiler, biri kız arkadaşıyla, ikisi Brady ve bir diğeri de erkek arkadaşı Brady'nin arkadaşı olan Danny Ross adında bir adamla. Daha sonra polis öldürülen kadının çağrı cihazını kontrol etti. Kaybolduğu gece arkadaşlarına birkaç mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bunlar arasında Hannah'ın günlüklerinde bahsettiği 20 yaşındaki Danny Ross da vardı. Kilinin son zamanlarda yakınlaştığı ve sık sık sosyalleştikleri ortaya çıktı. Ancak Hannah'ın arkadaşı bunun romantik bir ilişkinin gelişmesi olmadığını iddia etti. Yakınlaşmanın nedeni Danny'nin evinin takılmak için uygun bir yer olmasıydı, çünkü ailesi olmadan yalnız yaşıyordu ve istediği gibi eğlenebiliyordu. Sadece arkadaş olarak sosyalleşiyorlardı. Polis bu arkadaşa, Danny Ross'a cinayet şüphelisi olarak bakmaya başladı, çünkü Hannah'ı canlı gören son kişi o olabilirdi. Arkadaşları Dennis'in oldukça agresif olabileceğini söyledi. Ayrıca, her zaman istediğini alırdı ve bunu elde etmek için oldukça kaba davranabilirdi. Kız kaybolmadan 2 hafta önce $500 değerinde yasadışı madde satmaya çalışırken yakalandığından, adamın kanunla başının dertte olduğu ortaya çıktı. Danny derhal madde bulundurma ve satma suçlarını kabul etti. 26 Mayıs'ta suçu için ertelenmiş bir ceza aldı. Polis, genç güzelin kaybolması ve öldürülmesiyle olası ilgisini belirlemek amacıyla, erkek arkadaşıyla görüşmek üzere Ross'un evine gitti. Müfettişler Dennis'i kolu alçılı bir halde buldular. Ayrıca beklenmedik bir şekilde elinde bir telefon vardı ve polis memurlarına hatta bir avukat olduğunu söyledi. Dedektifler çok şaşırdı, çünkü o noktada henüz şüpheli bile sayılmıyordu. Dennis birkaç hafta önce bir kavgada kolunu yaraladığını açıkladı. Memurlarla konuşurken, Hannah'ın kaybolduğu gece saat 23.00 civarında kendisini görmeye geldiğini söyledi. Erkek arkadaşı ayrıca soruşturmayla ilgili görüşmelerde daha önce dile getirmediği pek çok yeni bilgi verdi. Dedektifler bu durumu şüpheli buldu ve adam daha detaylı bir sorgulama için karakola götürüldü. Burada, o gece Hannah ile erkek arkadaşı hakkında uzun bir konuşma yaptığını söyledi. Kız ona üzgün bir şekilde gelmiş ve Brady ile olan ilişkisinden memnun değilmiş. Şikayet ediyordu ve ilişkilerini tamamen bitirmeye hazır görünüyordu. Uzun bir sohbetten sonra öpüşmüşler. Sonra kız gece 1.30 civarında ayrılmış ve Brady onu bir daha görmemiş. Kız tamamen ayıkmış. Hiç içki içmemişlerdi. Deniz kıza sempati duyuyor gibiydi ve o da güzel Hannah'a aşıktı. Polisler dışında kimseye öpücükten bahsetmemişti. Elbette erkek arkadaşının gazabından korkmuş olabilirdi. Ama dedektifler onun sessizliğini bilgi saklamak olarak algıladı.
aşık olan ve Hannah'ın yeni erkek arkadaşı olabilecek bir adamın, fırsatı varken kayıp kadının aranmasına katkıda bulunmaması garipti. Bu durum karşısında polis, şüpheli Dennis'in evini mümkün olan en kısa sürede aramaya karar verdi. Bu nedenle karakoldan arama izni alınması gerekiyordu. Mayıs ayının 27'sinin erken saatlerinde 15 polis memuru şüphelinin evine geldi. Birinci katta çok sayıda kan izi buldular. Bunlar ev sahibinin net olarak açıklayamadığı çok küçük lekelerdi. Ve çok rahatsız edici görünüyordu. Kan örnekleri laboratuvara gönderildi. Evin dışında, çalılardan birinin altında bir çöp torbası bulundu. Memurlardan biri poşetten bir kadın ayakkabısının göründüğünü düşündü. Dedektifler torbayı açtıklarında bir kadın pantolonu, iç çamaşırı ve ayakkabısı buldular. Hepsi kanla kaplıydı. Eşyaların öldürülen kıza ait olduğu ve üzerlerinde onun kanının bulunduğu belirlendi. Polis memurlarından biri merdivenlerden çıkarken pencerenin dışında bir ses duyduğunu belirtti. Görünüşe göre Deni kanıt torbasını o sırada sokağa atmış. Bu kanıtlara dayanarak, cesedin bulunmasından sadece 24 saat sonra Deni, kızın ağırlaştırılmış cinayeti şüphesiyle tutuklandı. Ancak çocuk suçsuz olduğunu savundu. Babası, Ross J.R.'ı mahkemede temsil etmesi için şehirdeki en iyi avukatları tuttu. Savunma avukatları dava dosyasını ve soruşturmanın dayandığı kanıtları ayrıntılı olarak inceledi. Bu noktaya kadar bir dizi araştırma yapılmış ve materyal toplanmıştı. Çöp torbasında Hannah'ın kendi DNA'sına ek olarak Deni'nin DNA'sının izleri de bulundu. Kızın dudaklarındaki beyaz plakta DNA izleri vardı ve boynundaki ısırık, şüphelinin dişlerinin kalıbıyla tamamen eşleşiyordu. Maktulün vücudunda erkek sıvısı bulundu, ancak bir hafta orada kaldıktan sonra analiz için kullanılamaz hale geldi. Bu da cinsel temasın gerçekleştiğini doğruladı. Dedektifler, adamın sadece öldürmekte kalmadığını, aynı zamanda kızı önceden dövdüğünü, boyun eğmeye zorladığını ve tecavüz ettiğini düşünüyorlardı. Ancak avukatlar, Deni'nin DNA'sının dudaklarında bulunmasının ve benzer ısırıkların, Hannah'ı öldüren kişinin o olduğunun kanıtı olmadığını savundu. Bu sadece temas halinde oldukları, belki de yakınlaştıkları anlamına geliyordu. Buna ek olarak, savunma polis memurlarının başlangıçtaki ihmalkarlıklarına dikkat çekerek soruşturmayı esasen batırmalarına neden oldu. Ailesinin ihbarından sonraki saatler içinde kayıp kişiyi bulmak yerine bir hafta beklediler. Şimdi ise avukatlara göre, davadaki ihmalkar tutumlarını örtbas etmek için, gördükleri ilk kişiyi suçlamaya çalışıyorlar. Bu olayda dedektifler adamı sadece cinayette suçlamakla kalmamış, aynı zamanda eyalet yasalarına göre ağırlaştırıcı bir neden olan tecavüz suçundan da tutuklamaya karar vermişlerdir. Böyle bir suçun cezası ölümdü. Avukatlar ayrıca polisin olaya karışmış olabilecek çok az sayıda kişiyi sorguladığını ve tüm çabalarını Deni üzerinde yoğunlaştırarak artık şüpheli bile aramadıklarını belirttiler. Örneğin, kurbanın arabasında birkaç fast food poşeti vardı ve Hannah'ın ölümünden kısa bir süre önce bir fast food restoranında bir şeyler atıştırmak için durduğu öğrenildi. Ancak dedektifler o mekne gidip işletme çalışanlarıyla görüşme zahmetine katlanmadı. Muhtemelen Hannah sadece bir aşk ilişkisi yaşamış ve işletmeyi ziyaret ederken, daha sonra onu parçalayan ve boğan bir saldırganla karşılaşmıştır. Ross'un evinin birinci katında bulunan kanın kayıp kişiye ait olmaması da savunmanın sözlerini desteklemektedir. Kimliği tespit edilememişti. Sanık, partilerden biri sırasında odada bulunan biriyle kavga ettiğini ancak kiminle kavga ettiğini hatırlayamadığını iddia etmiştir. Ayrıca, mağdurun aracında şüphelinin DNA izine rastlanmamıştır. Kurbanın yaraları direniş gösterdiğine işaret etse de, aktif bir mücadelenin en azından saldırgana ait bazı deri veya kan parçacıkları bırakması gerekirdi. Savunma, kolu kırık bir adamın evinde bir kıza tecavüz edip öldürdüğüne inanmanın saçma olduğu konusunda ısrar etti. Adam böyle bir yarayla kızla başa çıkamazdı.
daha sonra kızı kendi arabasına sürükledi, bagajına attığı ve evinden bir kilometre uzağa götürerek arabayı orada bıraktığı iddia edildi. Bunu yaparken kadını soymuş ve eşyalarını da yanına alarak kendi pencerelerinin altındaki çöplerin arasına atmıştır. Kanıtlardan kurtulmak için bolca zamanı vardı. Genç adam bu bariz adımı atmayacak kadar aptal değildi. Görünüşe göre Deniz birileri tarafından tuzağa düşürülmüş olabilirdi. Bu hipotez polisin ortaya çıkardığı tüm mantıksız gerçekleri gayet iyi açıklıyordu. Özellikle de kurbanın arabasında ve delil torbasında baş şüpheliye ait DNA izlerine rastlanmaması. Ancak müfettişler aksini düşünüyordu. Hannah'ya olan saplantısı nedeniyle suçun arkasında Deni'nin olduğundan emindiler. Ve polis evine geldiği anda, kanıt torbasını pencereden dışarı attı çünkü ondan kurtulmanın başka bir yolunu bulamamıştı. Deniz ise çantayı pencereden atmadığı konusunda ısrar etti. Poşette Deniz'in parmak izine rastlanmadı ve poşet evindeki çöp poşetlerinden hiçbiriyle eşleşmedi. Polis çantanın sıcaklığını kontrol etmedi ve birkaç dakikadır mı yoksa birkaç saattir mi dışarıda durduğunu söyleyemedi. O arada Hannah Hill, 19. doğum gününden bir gün sonra Kentuck'taki aile mezarlığına defnedildi. Deni Ross'un duruşması 17 Ekim 2000'de başladı. İlk konuşan Hannah'ın arkadaşı Jennifer Edwards oldu. Sanı saldırgan davranışları ve fiziksel şiddeti göze alabilen güvenilmez bir adam olarak tanımladı. Hannah'ın kaybolmasından sonra onu görmek için uğradığını anlattı. Sanık, Hannah'ı kaybolmadan önce hiç görmediğine dair güvence verdi ama aslında tanışmışlardı. Bu da bir şeyler sakladığı anlamına geliyordu. Savunma makamı duruşmada haklı olarak sanığın delil torbasından kurtulmak için bir haftadan fazla zamanı olduğunu, ancak bunun yerine torbayı herkesin görebileceği şekilde pencerelerin altına bıraktığını belirtti. Bu mantıksız görünüyordu. Polisin ihmali göz önüne alındığında, delil torbasından kurtulmak kolay olurdu. Bununla birlikte, sanığın aklı başında, fiziksel ve zihinsel olarak sağlamdı. Alçı dışında. Açıkçası, böylesine göze çarpan ve tehlike arz eden bir unsuru, bir çöp torbası dolusu delili gizlemeye çalışmış olabilir. Avukatlar bu torbanın gerçek suçlu olan biri tarafından yerleştirildiğini savundu. Ayrıca Deni'nin cinayet için bir nedeni olmadığını da belirttiler. Aralarında romantik bir ilişki yoktu, sadece birbirlerine sempati duyuyorlardı ve her şey yolunda gidiyordu. O halde neden aşık olduğu Hannah'ı öldürsün ve kendisini onunla birlikte olma fırsatından mahrum bıraksın? Savunma makamı, ölen kadının erkek arkadaşı Brett Oborn'a daha fazla şüpheyle yaklaşılması gerektiğini düşünüyordu. Oborn, daha önce de kadına el kaldırmış olan ürkütücü ve kıskanç bir adamdı. Dani'yi kıskanmış ve sevgilisini öldürmüş olabilir. Cinayete karıştığı, karakola üzerinde çiziklerle gelmesinden de anlaşılıyordu. Bu çiziklerin Hannah tarafından yapıldığını gizlememiş ama Hannah kaybolmadan önce alındığını iddia etmişti. Ama bunların hepsi yalan olabilirdi ve şüpheli görünüyordu. İddianın göz ardı edilmesi ve cesedin uzun süre aranması, polisin ihmali nedeniyle ciddi cezalar almasına neden olabilirdi. Bu nedenle savunma avukatları, polisin davayı mümkün olan en kısa sürede kapatmaya ve böylece adil bir cezadan kaçınmaya çalıştığına inanıyordu. Adli tıp uzmanları, kızın ölümünden önce cinsel ilişkiye girdiğine dair güçlü kanıtlara sahipti, ancak bunun rızaya dayalı mı yoksa şiddet içerikli mi olduğunu kanıtlamak mümkün değildi. Bu bilgiyi doğrulayabilecek ya da yalanlayabilecek tek kişi maktulün kendisiydi. Ceset bulunduğunda, çürüme derecesi herhangi bir şeyi doğrulamayı zorlaştıracak kadar şiddetliydi. Ancak, savcılık karşılıklı rızanın söz konusu olamayacağını savunmuştur. Kurbanın vücudunda bulunan yaraların niteliği, duruşu ve kıyafetlerinin durumu, büyük bir acımasızlıkla tecavüze uğradığını gösteriyordu. Hannah'ın dudaklarında bulunan beyaz madde bağımsız bir kimyager tarafından analiz edilmiştir. Bulgulara göre bu çok yaygın bir bileşikti.
deniz tarafından alçıdan bırakıldığı tahmin ediliyordu. Ancak kiralanan uzman, aynı maddenin örneğin araba bagajı astarlarında ve diğer pek çok üründe kullanıldığını söyledi. Bu nedenle, söz konusu izleri bırakanın Deni olduğu söylenemezdi. O aşamada, sanığın savunması Deniz Ross'un tecavüzde suçlanmamasını sağlamak için mücadele etmiştir. O ağırlaştırıcı durum nedeniyle, eyalet yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabilirdi. Cinayet için uzun bir ceza söz konusuydu ama en azından sanık hala hayatta olacaktı. Deni, Hannah ile yakınlaştıklarını inkar etmedi. Jüri o noktada ne yapacağını şaşırdı. Evin dışındaki kanıt torbasının çok mantıksız göründüğünü düşündüler. Deniz'in aklı başında değildi. Kurbanın kıyafetlerini neden bir hafta boyunca evinin dışında tuttuğunu hayal etmek zordu. Ayrıca, açık bir poşeti birinci kattan düşürmek muhtemelen devrilmesine ve içindekilerin kolayca dökülmesine neden olurdu. Ancak çöp torbası, sanki müfettişlerin dikkatini çekmek için kasıtlı olarak yerleştirilmiş ve açılmış gibi düzgün bir şekilde duruyordu. Jüri üyelerinin çoğu bunu gerçek katilin yaptığını düşündü. Her halükarda, sanığa karşı olanlar bile ağırlaştırılmış cinayet suçlaması için yeterli kanıt olmadığı konusunda hemfikirdi. Jüri müzakereye çekildiğinde, mahkemede verilen kararın içinde bir not vardı. Notta, jüri üyelerinden birinin duruşmadan önce Hannah'ın gizli belgelerini incelediği belirtiliyordu. Kurallara göre, jüri üyelerinin dışarıdan gelen bilgileri görmemesi gerekiyor, aksi takdirde ön yargılı davranabilirler ve ayrıca başkalarını da aynı nedenle aynı şekilde davranmaya teşvik edebilirler. Davanın düşmesine karar verildi. Yeni bir jüri ile yeniden yargılanacaktı. Ancak Deniz Ross'un tecavüz suçundan masum olduğuna dair belgeler çoktan imzalanmıştı, bu nedenle aynı madde kapsamında yeniden yargılanamazdı. Jürinin dağıtılması gerekti ve Ross bir yıl hapiste kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Başka bir kıza bıçakla saldıran ve ona tecavüz eden baş şüpheli 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ross kızı feci şekilde dövmüş, köprücük kemiğini ve çenesini kırmış, kız da Ross'un gitmesi için ölü numarası yapmıştı. Kız hemen polise gitti, ancak yaşam belirtisi fark etseydi onu öldürüp öldürmeyeceği bilinmiyor. Müfettişler kızın çok şanslı olduğunu düşünüyordu çünkü Deni'nin tipi ölen Hannah'ya çok benziyordu. Olayın ardından Hannah ve Hill'in öldürülmesine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Adam aynı tecavüz suçundan iki kez yargılanamayacak olsa da, yeni kanıtlar ve tanıklar nedeniyle cinayetten yargılanabilirdi. Özellikle Deniz'in eski kız arkadaşları ortaya çıkmış ve Deniz'in kendilerini grup ilişkisine zorladığını ve şiddet kullandığını iddia etmişlerdir. Deni ve Hannah'ın ortak arkadaşları da konuşmuş ve San'ın maktulün cesedinin bulunmasının ardından maktul tarafından reddedildiğini iddia etmişlerdir. Onunla yattığı ve onu boğduğu için övünmesine izin vermeyin. Başka bir kızı öldürmüş olan ve vahşice öldürdüğü Hannah'ı kendisi tanıştırdığı için, onun ölümünden kendisini sorumlu tutan bir psikopat da kürsüye çıktı. Yeniden yapılan yargılamada savcılığın görüşü çok daha güçlüydü. Hannah'ın ölümünden bu yana geçen yıllar içinde DNA adli tıpı o kadar ilerlemişti ki, uzmanlar artık Deniz'in DNA'sını Hannah'ın pantolonundaki, iç çamaşırındaki, Hannah'ın sol elindeki tırnaklarının altındaki kan damlacıklarında tespit edebiliyordu ve DNA'sı maktulün tişörtünde de bulunmuştu. Deni'nin dairesinin penceresinden dışarı bir şey attığını gören bir tanık da kaybolduğu gece Deni'nin evinden gelen çığlıkları duyduğunu söyledi. Kıza tecavüz eden ve öldüren kişinin o olduğundan emindi. Tanık, Hannah'ya bunu onun yaptığını ve Hannah'ın öldüğünü söyledikleri bir telefon konuşmasını bile dinlemişti. Polis Deni'nin evinden, dairesinin oturma odasında en az 12 kişinin olduğunu gösteren fotoğraflar sundu. O gece içki içmiş ve Hannah'ya alkol vermiş olması muhtemeldir. Vennifer'a yaptığı saldırı duruşmada tartışıldı. Kız mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve hatta duruşmada ifade verdi. Mağdurun anlattığına göre bir barda tanışmışlar
birkaç bira içmişler ve Jennifer onu evine davet etmiş. Ancak geri döndüklerinde Jennifer kendini kötü hissetmiş ve herkesin gitmesini istemiş. Deniz tuvalete gitmek için ayrılmış ve Jennifer onu kontrol etmeye gittiğinde ona saldırmış, yüzünden bıçaklamış ve merdivenlerin dibine kadar sürüklemiştir. Onu öyle bir güçle dövdü ki çenesini ve köprücük kemiğini kırdı. Deni eğer direnirse çocuklarını öldürmekte tehdit etti. Jennifer kaçmaya çalıştı ama adam onu arkadan boğmaya başladı. Erkek arkadaşı bıçakla tehdit ederek ona tecavüz etti. Sonra Vinnie'yi boğmaya devam etti ve Vinnie nefes alamadığına ve birkaç kez bilincini kaybettiğine şaşırdı. Vinnie ölmüş gibi yaptı ve adam onu bıraktı. Ancak Deni yine Vinnie'yi birkaç kez tekmeledi ama Vinnie hareket etmedi ve adam da gitti. Benzer bir durum Hannah için de söz konusuydu. Deni onun sokakta biri tarafından saldırıya uğradığından şüpheleniyordu ama saldıran kendi kızıydı. Deni'nin babası Alan, duruşmada kendisini savunurken Hannah'ın kendisini görmeye geldiği gece Deni'nin evinde olduğunu söyledi. Kız ağlıyordu, depresyondaydı ve erkek arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle desteğe ihtiyacı vardı. Deni onu ziyaret etmemiş, onunla sohbet etmemiş ve gecenin bir yarısında zarar görmeden oradan ayrılmıştır. Deni, Hannah'ın sokakta biri tarafından saldırıya uğradığından şüphelenmiştir, ancak bu kişi oğlu değildir. Savcılığın iddiasına göre, o meşhum gecede erkek arkadaşıyla kavga ettiği için üzgün olan Hannah aslında destek ve teselli için Deniz'e gitmişti çünkü ona güveniyordu. Parnell onun bu durumundan faydalanarak ona asılmaya başlamış, Hannah da onu reddetmiştir. Savcılık, oğul yalnız yaşadığı için Deni'nin babasının evde olduğundan şüphe ediyordu. Ancak, tüm bu yeni gerçekler ve kanıtlarla birlikte jüri onu cinayetten ve delilleri karartmaktan suçlu buldu. Suçtan 13 yıl sonra Deniz, 19 yıl sonra 67 yaşına geldiğinde şartlı tahliye ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.